Evet sevgili izleyiciler, hayatı bayram etmeye devam ediyoruz ama sağlık olmadan da olmaz. Ne diyorsun aslan? Evet. Değerli misafirlerimiz. Evet. Sizleri bir tanımak istiyoruz. İlk önce Sayın Müdürümüzden başlayalım. Evet, ben Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Doktor Ali Cengiz Kalkan. Ben Süleyman Paşa Birnoğlu, acil sağlık hizmetlerinde çalışıyorum. Acil tıp teknisyeniyim, Yeliz Arı. Ben Can Keskin, Tekirdağ 4 Moğol acil sağlık hizmetlerinde çalışıyorum. Evet, açılış demişken... Bir dakika. Açılışta yapalım dedim. Güzel bir yapım olsun. Evet. Sevgili izleyiciler, hayatı bayram etmeye çalışan yetkililere teşekkür ederken, bu özel bir hediye anlattım. Hani derler ya, her şeyin başı sağlık. İşte sağlığın başı. Çok teşekkür ediyorum Aslan Bey'e. Hakikaten çok nazik ve kibar birisi olduğunu hediyesiyle de ispat etti. Gerçekten bizim baş harfini koymuş. Çok mutlu oldum. Çok memnun görsün beni. Evet. Yani müdürümüz her zaman mutlu edilmeyi hak edenler, mutlu etmeyi bilenlerdir. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bütün sağlık çalışanlarımız adına alıyorum. Kendisine tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman ilk soruyla başlayalım. Sonra bir sohbet edeceğiz. Hatta çünkü, yani soru değil aslında da. Engelliler dediğimiz özel bireyler. Evet, onun tanımını isteyecektim. Tıbbi olarak siz. Evet. Burada. Engellilerimizin engelliler biraz rahatsız oluyor. Haklı olabilirler. Evet. Başta başlayalım. Evet. Ben resmi tanımıyla başlayayım ama sonra kendi gönül tanımımı yapayım isterseniz. Lütfen. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nce tanımlanmış hem sağlığın hem de engelliliğin tanımlarıyla başlayayım isterseniz. Yani biz de bir sağlıkçı ekibi ve ailesi olarak öncelikle tabii bizi burada misafir eden değerli kurumunuza, Trakya Türk Televizyonu'na yönetim kuruluna, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Titiz bir şekilde bir stüdyo çalışması yaptığınızı gördüm. Ekip çalışması her zaman değerlidir. Biz de sizin gibi milletimize, halkımıza, şehrimize bu anlamda hizmet vermeye çalışıyoruz ekibimizle beraber. Her yer. Evet, sağ olun, var olun. Sizlerin takdirleri, teveccühleri. Şunu söylemek lazım. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı aslında çok güzel bir tanımla tanımlıyor. İnsanın, bireyin, ferdin, bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali diyor. Şimdi konumuz engellilik üzerine olduğundan hareketle engelliliği de bireysel ve ruhsal açıdan bazı yeti itimleri sebebiyle sosyal açıdan tüm toplumun bütün unsurlarıyla beraber aktiviteye tam olarak arzu edilen anlamıyla yeterince katılamaması anlamıyla anlamlandırılıyor. Bu resmi tanım. Yani kişinin nörolojik, fiziksel, insan açısından bir kısım yeti yitimleri sebebiyle sosyal hayattan engellenmesi halini içeriyor bu tanımlama. Bunlar da bir doğuştan oluyor. Sonradan bir tam olarak da tanımın içinde de bu geçiyor. Söylediğiniz gibi Uğur Bey. Evet, bu doğuştan olabildiği gibi sonradan da kazanılabiliyor. Bu vurgu çok değerli. Ben bütün buna benzer toplantılarda şunu söylüyorum. Hepimiz birer engelli adayıyız. Her zaman bununla buluşabiliriz. Doğuştan olanlar yaşlanmaya başlayacak. Tabii ki. Şimdi ben özellikle o kendi tanımıma, gönüllülük penceresinden bakarak toplumumuzda dünya insanlarında bir genelleme var. Yani fiziksel bakış açısının dışına çıkamama gibi kendini bir sınırlama söz konusu. Ben dün Saray ilçemizde görme engelli bir kardeşimizle, bizim çalışanımız, sohbet ettim. Tevafuk. Buraya gelmeden önce, ismi Orhan Özdemir. Çok kıymetli bir kardeşimiz. Ben ondan dünkü kısacık sohbette çok şey öğrendim. Ve gerçekten bizimle muhakkak ben o yönden hani biraz da gireyim istedim. Lütfen. Görme engelliliğini
görmeye açık gözleri olduğu halde göremeyenlerin gerçek engelli olduğunu bana o kardeşimiz bir kere daha gösterdi. İltifatları, kibarlığı ve orada gelmiş, sosyal hayata katılmış devletimiz, bakanlığımız ona çok güzel bir masa ve sandalye vermiş. Orada çalışıyor, işini yapıyor. İki tane evladı var. Onlardan konuştuk. Ve duyarlılığı oldukça böyle etkiledi. Ben bu tanımı tekrar şu şekilde toparlayayım. Gerçekten görebilecek gözleri olduğu halde görmeyenler, duyabilecek kulakları olduğu halde duymayanlar, anlayabilecek, sevebilecek, paylaşabilecek, dayanışabilecek yürekler olduğu halde bunu yapmayanlar bence gerçek engellilerdir. O yüzden engelliliği etiketlenmiş, sınırlanmış bir tanım olarak almak, sizin konuşmanın başında da Aslan kardeşimin de söylediği gibi sınırlanmışlığın, engellenmişliğin bence tam karşılığıdır. Ben bu yönüyle hayatı bilerek, bilinçle yaşayan ve kendini çoğaltmaya çalışan insanların engelli olmadıklarını, kendilerini çoğaltma yetilerini kaybetmiş. Bu çoğaltma nasıl? Bir başkasını anlama, bir başkasının derdine ortak olma, resimdir, sanattır, düşüncedir, başka türlü sosyal etkinliklerle hayatın içerisine katılma, kendisi gibi olan yerde olmayan insanlarla hayatı paylaşma bence bir insanın kendisini çoğaltmasıdır. Bunun dışında kalan insanları ben genel olarak engelli sayıyorum. Yani engel aslında buradan ve buradan başlıyor. Evet. Sayın Müdürümüzün tanımı evet. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi son yıllarda kamu kuruluşlarında da resmi kuruluşlarda özel belirlediğimiz insanlar yer alıyorlar, çalışıyorlar. Bunlar sportif anlamda da dünya şampiyonu olan ekiplerimiz var, bir takımlarımız var. Bu görmeyen kardeşimizin buradaki yaptığı işi merak ettim. Evet, bizim orada tıbbi sekreter olarak çalışıyor. Masada görevi var, arkadaşlarla koordinasyonu sağlıyor. Son derece de mutlu, verimli bir alanda bulunuyor. Ve çok hoşuma gitti benim de zemini. Bu kapsamda bizde sağlık camiamızda 252 arkadaşımız var çalışan. Yani devletimiz, ilimizde 5000 civarında yetişkin engelli ailemiz devletimizden maaş alan bir durumda. Bunu biliyorsunuz, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çok titiz bir şekilde takip ediyor. Biz de yani bütün buralarda tabii ki çalışan, emek veren bütün değerli kamu görevlilerine de sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyoruz. Hakikaten devletimiz hani insanı yaşat ki devlet yaşatsın felsefesine uygun bir şekilde gerçekten ben önceki yılları hatırlarım, biraz yaşım buna izin veriyor. Engellilerimizin, hastalarımızın, hastanelerde ve hayatın bütün zorluklarıyla nasıl mücadele ettiklerini görürdük. Bunu kolaylaştırma anlamında çok büyük ivme yakaladık. Onların sosyal alanları, evet, kamuya katılımı. Biz bütün kendi çalışma alanımızda da bunu sağlık hizmeti almak üzere bize gelenlere bu süreci nasıl kolaylaştırırız diye her arkadaşımız özel olarak bir şeyden geçer. Bu konuda duyarlıyız. Eksikliklerimiz olabilir ama sizin vesilelerinizle, halkımızla bu paylaşımları yaparak en azından bu konuda duyarlı bir çevrenin olduğunu bilmelerini isteriz. Şimdi tabii özel birey dediğimiz zaman görmeyenler, zihinsel konumlu olanlar, ortopedik olanlar ve sonra böyle böyle sıkıntılar gidiyor. Sağlık Bakanımızdan aldığımız konum gereği de böyle, siz de yılların bir hekimi olarak. Peki bu özel birey dediğimiz insanların toplum içindeki sıkıntıları nelerdir? Davranış işlerini nasıl buluyorsunuz? Evet, toplumun davranışı. Onlara nasıl davranıyor? Evet. Onlar topluma nasıl davranıyorlar? Evet. Hem bir hekim, hem bir şahıs gözüyle değerlendirmenizi, sonra da her zaman yanınızda olan güzel hekim. Aynen güzel hekim. Valla abi. Artık güzel hekim genel oldu gerçi. Genel oldu. Evet. Güzel hekim deyince hikayeler hazırız yani. Söyleyeceğiz, atlar kapıda beni bekliyor. Sayın hocam. Evet. Oradaki değerlendirme yakalarınıza ulaştırmak için beklesin, bir sağlık sebepli beklemesin. Her zaman da nöbetteyiz. Bunlar olası hususlar. Şimdi onların toplum içindeki durumu. Evet. Şöyle,
Aslında topluma mesajlarınız, önerileriniz bir hekim gözüyle. Tabii hocam. Tabii. Şimdi efendim hakikaten masanın bu taraftakilerle masanın öbür tarafındakiler çok farklı. Ben bu konudaki gözlemimi size anlatayım. Yıllarca sağlık kurumlarında bulundum. Orada engelli kardeşlerimizin her yaştan aileleriyle beraber kurulda beklerken bile o zor anları, ailenin zorluğunu, o kardeşlerimizin zorluğunu gördüğüm zaman her zaman özellikle başta onların ailelerine minnet ve şükran duymuşumdur. Bunu burada ifade etmek isterim. Yani ona dayanmak, onu taşıyabilmek pek o kadar sanıldığı kadar kolay değil. Yaşama dayanmak. Evet. Bunun ilacı nedir? Bunun ilacı işte demin söylediğim o yeti yetimlerine esas bizim ulaşmamış olmamızdır. Yani empati yapabilmemizdir. Ben o insanların bize çok şey öğrettiklerine inanıyorum. Çok değer kattıklarına inanıyorum. Yani emin olun sabrı o insanlardan öğrenebilirsiniz. Sabretmenin ne kadar yüksek ve yüce bir şey olduğunu. Evet. Kendi haline şükretmeyi, o zorluklar içerisinde yaşama tutulma azim ve kararlılığını o insanlarda gördüğüm zaman her zaman benim şükran duyduğum o kardeşlerimiz ve onların aileleridir. Bunun bir kere altını çizeyim. Ve bizim bu kardeşlerimize, masanın bu taraftakiler olarak, tabii her zaman da adal insanlar olarak, onlara yapabileceklerimizi azıcık hayatı nasıl kolaylaştırabiliriz penceresinden bakmamız gerektiğine inanıyorum. Öyle insanlardır ki o insanlar, emin olun jestlerin bir tanesine size 10 tane karşılık verirler. Bunu ben yaşayarak çok gördüm. Dolayısıyla tabii ki insan unutan bir varlıktır. İnsanı tanımlayan kelimelerden bir tanesi malum haliniz nisyandır. Evet. Çok çabuk unutandır. Sahip oldukları nimetleri aslında onların bir kısmını kaybetmiş insanlar üzerinden bir kere onlara teşekkür borcumuz var. Bize onu gösteriyorlar, o zor şartlar içerisinde nasıl durabildiklerini bize gösteriyorlar. İnsanlık açısından ben çok kaliteli insanlar olduğunu düşünürüm hep. Ve Yüce Allah'ın bir kulundan eğer bir şeyi eksiltmişse ona fazladan neler verdiğini düşünürüm. O fazlalıktan ben de nasip olmaya çalışırım. Onların kalp derinliklerinden, zihin derinliklerinden alacağımız çok şeyler var. Bunun mutlaka bilinmesini isterim. Doğru bir sözdür. Allah bir tarafa eksik veriyorsa bir başka uzun evet. Fazla evet. Veriyor. Yani ben şahit altını kendini her açıdan tam zannedenlerin eksikliklerini düşünmelerini isterim. Evet eksikliklerimizi lütfen unutmayalım ve dikkat edelim. Sen evet. Hocamı dinlemeye. Bu eksikliklerimizi tamamlayacak kardeşlerimiz bizim yan başımızdaki türlü sebeplerle bazı açılardan yeti yetimi yaşayan kardeşlerimizdir. Onlarla hemhal olabildiğimiz kadar insanlığımızın yükseldiğini göreceğiz. Onlardan korktuğumuz kadar da insanlığımızın azaldığını görmekteyiz. Onların gözünden bakmak çok kıymetlidir. Bunu yapmaya çalışan bir kardeşimiz olarak konuşuyorum. Gerçekten yaklaşıp onlarla böyle bir ellerini tuttuğunuz zaman hemen iki değil üç insan olursunuz. Onlar size her zaman daha fazlasını verirler. Biz kısaca birkaç karşılaşmamızda bile aslan kardeşimden onu almışızdır ki demin ne kadar güzel bir jestle de hemen gönlümüze bir bahar serzintisi verdi. Ben bunu konuşmalarımda hep görürüm. Evet onların açısından bakabilmek zordur ama deneyerek, empati yaparak başarabileceğimiz bir şeydir. Yapmalıyız. Yapmamamız halinde çok şeyler kaybederiz. Onu görmeliyiz. Onu görmeliyiz. Ben bir anekdotla sözümü tamamlayayım. New Brooklyn Köprüsü üzerinde gelip geçenden hayatını idame ettirmek için destek bekleyen bir ağa kardeş oturuyor. Bir öyle biraz yoldan geçiyor. Geçerken ona günlük ne kadar kazanabildiğini soruyor. O da bir rakam söylüyor. Sonra o arkadaşımızın üzerindeki ibareyi çeviriyor. Oraya bir şeyler yazıyor. Bir hafta sonra döndüğünde tekrar o köprünün üzerindeki ama insanla buluşan edebiyatçı işler nasıl diyor. O da diyor ki çok çok açıldı.
neden acaba diyor, sen buraya ne yazdın diyor. Şimdi orada aslında ben göremiyorum, bana yardım edin diyormuş. Bu edebiyatçımız da şeyi çevirmiş ve demiş ki, bahar geliyor ama ben yine göremeyeceğim. Baharın geldiğinde ne tür şeyler hisseden insanlar bir de o kardeşlerimizin gözlerinden baksınlar isterim. Çok anlamlı oldu gerçekten. İnsanın tutku tutuluyor. Ama tutulmamak zorunda. Çünkü tutulunca hemen 112'yi çeviriyoruz. Ve bu güzel insanlar koşuyor. Yaptığınız çalışma böyle normal vatandaşlarımızla beraber özel bireylerle ilgili anlar yaşıyorsunuz. Bunları bizimle paylaşır mısınız? İnsanlara ne mesajlar verelim? Nasıl oluyor? Şimdi önce şöyle başlamak isterim. Benim de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Öz dayımın oğlu Çorlu'da görme engelli. O da İl Sağlık Müdürlüğümüzün bünyesinde çalışıyor. Öz halamın da oğlunda %80 kadar bir zihinsel engel var. Hani küçüklüğümden beri onlar da büyümüşüm. Çatı çocuklarınızı biliyorsunuz. İş meslekteki olaya geçmeden benim de görüşüm şu aslında. Engelli olmayı ben de, yani engelli denmesini açıkçası ben de hiç sevmiyorum. Yani evet bir engel var ama o gözle bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ki şöyle olmasın. Şöyle de onların bizim içimizde birebir bizden hiçbir farklılık olmaması için hiçbir şekilde basit şeylerde onlara öyle olduklarını hissettirmemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yani normal bir yetişkinin, normal bireyin işte 3 metrelik bir duvara çıkamadığında ben ona yardım edeceksem o engelli dediğimiz arkadaşlarımıza da o şekilde yardım etme taraftarıyım. Onun haricinde hiçbir şekilde ayırmıyorum. Yani o engelli, ona şöyle yapalım, böyle yapalım değil de onun bizimle aynı olduğunu, yani bizden bir farkı olmadığını hissettirmek için hayatım boyunca hep elimden geleni yapmışımdır. Yani bu kafada olan bir insanım. 112'de 14 yıl oldu bu arada. 2 daha 112'de çalışıyorum 14 yıldır. Evet. Yani 14 yıl. Sabah akşam 7.24. Evet. Aslında hocam, hocam çok pardon. Sayın hocam tabii ki işin başında kolay iş değil. Kesinlikle. Büyük sabır, sükunet. Yani kelimelere sığmıyor sevgili izleyiciler. Kolay değil. Nelerle karşılaşıyoruz? Ne kaldığın yerde? İşte biz o yüzden dediğiniz gibi o yüzden biraz empati yapmayı mesleki olarak bıraktık diyebiliriz. Mesleki olarak empati yapmıyoruz. Çünkü empati yaparsak mesleğimizi sağlıklı bir şekilde devam ettiremeyiz. Ama tabii sosyal hayatımızda... Sosyal hayatımızda tekrardan empati yapıyoruz. Zaten beraber yaşıyoruz. Aynen. Evet. 14 yıllık meslek hayatımda çok işte engelli arkadaşlara özel bireylere çok gittik. Gerçekten normal kişilerden daha sağlıklı yaklaşıyorlar bizlere. Anlayışlı. Özverili. Yani şimdi normal kişiye gittiğimizde biraz daha işte böyle acıtı olabiliyorlar, işte daha üstümüze gelebiliyorlar falan ama özel birey arkadaşlarımız bunlar zihinsel de olsa yani onların bize yaklaşımı, onlara yardım için geldiğimizin farkında olup bize olan hareketlerini hissedebiliyoruz. Yani bu tamamen zihinsel olarak da bir sıkıntısı olan arkadaşlarımızda. Onun için bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hepsine elimden gelenin en üstünü yapmaya uğraştık. Bütün insanlara böyle davranmaya uğraşıyoruz. Hepsi bizim... Yeri ayrı yani. Kardeşler. Sağlık personeli. Yani yeri, siz bir aile yaptınız. Aynen. Evet. Sizin de biraz deneyiminizi alalım efendim. Ben de 22 yıldır sağlık alanındayım. 2007'den beri Tekirdağ 112 bir nevi il ve ilçelerinde çalıştım. Ben de engelli birey kızıyım. Hı-hı. Benim babam da Edirne'de Engeller Derneği'ni kurdu. Birçok kişiye el uzattı. Ve bizi de böyle yetiştirdi. Yani... engelli ben de demek istemiyorum çünkü gerçekten çok özel kişiler. Gerek ki düşünceleriyle gerek davranışlarıyla onların hayata tutunuşları bir kere çok bambaşka. Çünkü bizim bir bakamadığımız bir üçüncü gözleri var. Ben öyle düşünüyorum. Daha hassas davranıyorlar. İnanın ben sağlıklıyım diyen kişilerden bile çok daha iyi yaklaşıyorlar. Özverililer. Bize de sağlık alanında da 112'de gittiğim vakalar için söylüyorum.
bedensel de olsa, zihinsel de olsa bir elimi tutmaları, bir göz teması kurmaları hem onu hem beni mutlu ediyor ve kendilerini güvende hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Sizinle de bu şekilde tanışmıştık zaten Aslan'ın vesilesiyle. Sizlerden de, yani biz sağlık personeli olmamıza rağmen sizlerden de çok destek gördük. Yani bu birazdan takım işi. Olmayacak, evet. Yok, sadece bu 112 ile alakalı bir durum değil. Yani özel bireyler, aileleri, inanın onların hayata bakış açıları farklı olduğu için sağlıklı denilen bireylerden çok daha anlayışlı oldukları için bütün her şey yolunda gidiyor. Ve destek ve empatiyle karşılıklı özgüvenle her şey çözülüyor. Şimdi bir noktaya değineceğim. Aslında çok pardon, senin yaptığın çalışmalardan bahsedeceğim. Sevgili izleyiciler, son dönemlerde maalesef özellikle ambulanslara sizler hayat kurtarmaya giderken uygun bir kelime bulamıyorum ama galiba burası ve burası olmayan yaratık demek zorunda kalıyorum. Hayat kurtarmaya giderken hayatımızdan oluyoruz. Evet, gerçekten öyle şeyler yaşıyorsunuz ki lütfen onun sizin evinize, yakınınıza belki de 5 dakika sonra kendinize gelebileceğini unutmadan biraz yardımcı olalım. Özellikle bu konuda yasal mevzuatlarla ilgili aslan milletvekilimiz aracıyla İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya gönderdi. Buraya geldiğinde kendisi de görüşecek. Meclise gerekli genelgeyle dahi zannederim Mart sonrası çıkacak. Eskiden şöyle bir kural vardı hocam, siz iyi bilirsiniz. Üniformayı okulun 6 ay içeri giriyordu. Son zamanlarda bir bakıyorum sağlık personeline, doktorlara saldırılar filan. Ne yapıyoruz, ne oluyoruz? Bunların önünü kesmek için üniformalılar, beyaz önlüklü üniformalı, yani polise, jandarmaya, bu kadar doktora, sağlık personeline dokunan da içeri girebilecek durumda, bunun hazırlığı var. Yapmayan mı arkadaşlar? Bakın, şu arada ambulans aşağıda, bir yandan da gözleri bana bakıyor. Kalpten sıkıntılarım var. Her an kalırsam. Sağ diliyoruz. Yani evet Aslan. Şimdi buyurun. Ben Aslan'ın sözünü kesmeyeyim. Estağfurullah. Şimdi İbn Sina'nın, bizim büyük üstadımız, hepimizin kendisinden ilham aldığı o büyük hekim der ki, ilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Doğru. Kesinlikle. İnsanlarımız hakikaten bu nobran davranışlardan, bu cehaletli tutumlarından bir an önce vazgeçmelidirler. Hepimiz toplumumuzda şiddet ivmesinin arttığını görüyoruz. Bu sadece sağlıkta değil. Sokakta, trafikte, ailede ve devamında da tabii bu hayatın bir parçası olan sağlık ve sağlık çalışanlarının kesinlikle üzerinde yansımalarını görüyoruz. Bu aslında toplumda bazı dengelerin de ayrıştığını, yer değiştirdiğini gösteriyor. Şefkatin, merhametin bunu medeniyet haline getirmiş bir milletin mensuplarıyız. Burayı azalttığımızda ayrık otlarının bahçeyi kapladığı gibi ekmediğimiz, dikmediğimiz, temizlemediğimiz, güzelleştirmediğimiz bahçede yabani otlar bitmeye başlıyor. Bunlar yabani davranışlardır. İşler karışıyor. Bunu yapanlar da yabanileşmiş insanlardır. Demin siz söylediğini söyleyecek kelime bulamıyorum dediniz. Gerçekten ben de zorlayarak kendimi bazı tanımlamalar yapmaya çalışıyorum. Yani dünya bu evet, buradan, buradan dönmek zorundayız. Evet. Sayın Bakanımız, ülkemiz, milletimiz, devletimiz, bütün kurum ve kuruluşlarıyla ki duyarlı adli mercilere ben hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü bazen salıveriliyor o şiddeti uygulayanlar. Derhal tekrar alıyorlar ve tutukluyorlar. Evet. Şimdi tabii ki tek başına tutuklamanın çözüm olduğu kanaatinde değiliz ama yapıların yapıların karşılığının hak ettiği kararıyla vermediğimiz zaman da bu eylemlerin arttığını görüyoruz. Evet. Senin. Çok şiddetli, hak ettiği şekilde cezalandırılmaları hepimizin arzusudur. Biz bunu hak etmiyoruz. Arkadaşlarımız bunu hak etmiyor. 24 saat açık, herkesin sağlığı için ayakta duran bir yapıyız. Özellikle acil servislerimizde. Yarın bunların arttığı zaman acaba o insanlar orada kimleri görecekler? Ya. Yapmayın, etmeyin, kendinize hakim olun diyoruz. Zaten bu konuda aslında iyice düşünmek lazım. Neyi düşünmek lazım aslında? Yani
sağlık sektörüne vesaire biz aslında programı niye yapıyoruz? Yetişmekte olan nesli doğru eğitmeye çalışıyoruz. Yetiştirmek. Arkadaşlar burası yanlış, burası doğru. Bu evet. Benim fikrim değil. Tüm ailenin fikri. Evet. O zaman hepiniz bir aile olarak düşünün ve ailenin başındaki Selim Akrakmasıncı. Ben bu konuya biraz daha değinmek istiyorum. Lütfen ses. Çünkü sağlıkçılarımız, polislerimiz, jandarmamız 7/24 bizler için 7/24 bizler için çalışıyorlar. Jandarma vatan sınırında bekliyor, kolluyor. Polisimiz asayişi sağlığı yurt içinde. Sizler hayat kurtarmak için çabalıyorsunuz sürekli. Hayat kurtarmaya çalışanlara saldırmak nedir ya? Evet. Yardım eline başladı. yardım eline uzatanlara saldırmak nedir? Nasıl bir zihniyet bu? Evet. Yani işte burada tabii sizler de özel konumlarınız olsaydı bunları değerlendireceklerdi. Evet. Bu sorular sizler için de geçerli. Evet. Şöyle yapalım, sizden başlayalım. Sizden geri olsaydınız, özel bir birey olsaydınız diyeceğim ama siz zaten içindesiniz. Yani bravo. Genel anlamda yaşam tarzı olarak hep şükretmiş, basit şeylerden kendimi üzmemeye çalışan bir insan olmaya çalışırım ki çünkü kötünün kötüsü var. Yani her zaman bu böyle. Evet. Hep dediğim gibi normal hayatımda kendimi özel arkadaşlarımın yerlerine koydum. Bu şekilde olsaydı işte ne yapardık? Şimdi biz burada potansiyel yani, herkes bir aday. Evet, kesinlikle aday. Yani buradan çıkartmak lazım. Çalışmalar, görüşler ve sorular da olabiliyor. Onun için onların nasıl yaşamaya uğraştığını düşünmezsek biz de bu hayatı çok değişik yaşamak zorunda kalırız. Yani onların nasıl yaşamak istediklerini, ne yapmak istediklerini iyi bilmeliyiz ki biz de gün geldiğinde bu duruma düşme durumumuzu düşersek ona göre hareket edelim. Biraz karıştırdım. Aslında yani şey açısından da çok potansiyel aday olma durumumuzdan bahsettiniz ya. Evet. Ben 2015 yılında Çorlu'da bir derneğimizi ziyaret ettim. 9 kişiydi arkadaşlar, yönetim kurulu ve yedek üyelerle beraber. İçlerinden bir tanesi demişti ki ben doğuştan engelliyim. Diğerleri trafik kazası sonrası, değişik hastalıklar sonrası engelli durumuna gelmişler. Bu potansiyel sağlığından çok daha kuvvetlidir. Evet. Her birimiz bir diğerinin halinden anlayacak. Değil mi? Kesinlikle. Yani bu anlamda biz birbirimizi bu değerli buluşmalarla motive edeceğiz. Toplumumuza mesajlar vereceğiz. Gerçekten de cehalet öğrenmenin bittiği yerde başlıyor. Biz toplumu doğru şekilde takviye edemezsek kendimizi başta mutlaka eksiklikler çıkacaktır. Bu şey gibi hani sular yükselince balıklar karıncalar yer, sular alçalınca karıncalar balıkları yer. Biz bu mücadeleyi, bu iyilik mücadelesini, kendimizi ve toplumumuzu iyileştirme mücadelemizi eğer eksik bırakırsak burada problem başlıyor. Bu açıdan medyanın, fikir ve düşünce adamlarımızın, sanat ve edebiyatçılarımızın, kamu kurum kuruluş ve yöneticilerimizin istekli bir şekilde, gönüllü bir şekilde buna benzer toplantılar ve çalışmalar yapmaları tekrar tekrar hatırlatılmalı. Şimdi özel bireylerin ve yakınlarının en büyük endişelerinden biri de hiç değişmez. Ben olmazsam evet. Evladım ne olacak diye. Şimdi ben baktığım zaman genel olarak da kendi ülkemizdekileri program yapıyoruz. Bir bakanı var. Peki bakmadığı zaman ne olacak? Peki böyle bir durum var. Bir telefon geldi sizlere. Acilen şuraya gideceksiniz. Ben de. Peki oradaki özel bir bireyse ve yanındaki aslında rahatsızsa kapıyı da açacak durumda değilse. Öyle olduğu zaman zaten yaşadınız herhalde. Tabii ki yaşadım. Lütfen bunu da anlatabilir misiniz? 112 acil çağrı merkezine geldiğinde talepte bu şekilde bulunuyorlar. Sağlık durumunu belirtiyor hasta. Yakının engelli olduğunu karşılayamayacaklarını söylüyor. Eğer kapıyı açamayacaklar gibiyse de itfaiyeden yardım alıyoruz. İtfaiye ve polis ekipleriyle hasta yakınında onayıyla kapı açılıyor. İlk müdahale yapılıyor hasta yakınına. Alıyoruz.
Eğer özel bireyiniz de yakınıyla hani yanında kalabilecek birisi yoksa ya da ona eşlik edebilecek biri yoksa ona da yardımcı oluyoruz. Eğer bakmakla yükümlü birileri yoksa hastaneye gittiğinde sosyal hizmetlerden yardım alabiliyorlar. Sağlık böyle bir şey ki ne olduğunu bilmiyor hocam diyeceksiniz. Her an hepimizin başına bir şey. Yılların deneyimleri de insanlara yol haritası olduğunu söylüyor. Evet, her an her şey olabiliyor çünkü. Biz aynı durumdayız. Ona göre biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genelde soruyoruz hasta yakınlarımızın isteğine doğrultuda. Bazen hastaneye gelmelerini istemiyorlar enfeksiyon riski olduğu için. Biz de onlara saygı duyuyoruz tabii ki. Evet. O zaman biz sağlıkçılarımız onları da ayağına getiriyoruz. Evet. Biz zaten gidiyoruz. Gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Bir de özel ekibimiz. Özel ekiplerimiz. Tedavi etmek üzere. Evet. İlk müdahaleyi yapan ekibimiz gidiyor. Bizi bilgilendiriyor. Evde evet. Sağlık ekiplerimiz var. Onlar tedaviyi alıyor. Hastaneye gelemeyecek, getirilemeyecek insanları videoyla kayıt altına alıyoruz. Doktor arkadaşımız gidiyor, raporlarını çıkarıyoruz. Yani buna benzer kolaylaştırıcı tüm imkanları devletimiz, milletimize sunuyor. Evet, biz bunları yaşayan insanlarız değil mi Hasan? Evet. Özellikle de şu an takip değil. 6'yı aşkındır. Haftalık yaptığımız programlarda bu montajları yapan bir arkadaşımızın da ciddi rahatsızlıkları oldu. Tekrar İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hastanemiz zaten örnekler. Eksik olmayın. Öylesiniz. Daima onu uğraştığımız sonunda hayatta kalmayı başardık. Hayatı bayram etmek için evvela hayatta kalacağız. Evet. Biliyorsun Üstad, anlat bakalım. Sizlerin, özel bireylerin herhangi bir talepleri var mı? Bu konuda insanlarımızdan, yetkililerden. Yani programın en başında da Sayın Müdürümüz çok güzel tanımladınız. Ben o tanımı harbiden beğendim. Beğenilmeyecek gibi değil. Yani eksik olmayın. Şurası olan eksik olmayın. İnsanın gözü yaşıyor. Yani benim için de aynı tanım. Çok teşekkür ederim. Bunu birlikte böyle düşünüyor olmamız beni de mutlu etti. Bunlar aramızda yeni bağların kurulmasına sebep oluyor. Biz bu vesilelerle sizlerle inşallah daha çok nasipleneceğiz. Her zaman. Evet Hasan'cığım. Memnun. İnsanlara şu mesajı. Evet, insanlara mesaj. Lütfen, özellikle sizi hayatta sağlıklı tutmaya çalışan şu ekiplere birazcık saygı gösterin. Birazcık saygı, kesinlikle. O gösterdiğiniz saygı evet, zaten onlardan size hayat ışığı olarak dönecek. Bizim onlardan beklentimiz bu kesmeyin. Kendi evet. İşinizi kesiyorsunuz. Başka bir şey yapmasanız. Her konuda trafikte de aynı şekilde yol vermeler açısından duyarlılık bekliyoruz. Ben yani geçen bir tane Mustafa Bey'i de üzdü. Eğitim düzeyi üzerindeyiz. Her an öyle miyiz? Evet. Ben bu haberi de değinmek istiyorum. Lütfen. İnanamadım ya. Evet. Gerçekten inanamadım. Durdurmuş. Hop hop diyor. Açıyor. İçeriden sen hasta mısın diyor hasta olan adama. Ki narkoz filan verilmiş bağlı inanılır gibi değil. Nesi var diye soruyor bir de. Tabi bizler sakinleştirici kullanmak zorunda sizler de sen kullanıyorsunuz. Sen kullanıyorsun. Evet kullanmamaya gerek spreleriz. Her gün kullanıyoruz maalesef. Yani mesleki sıkıntılar yaşıyoruz tabii ki ama bunu sadece özel hayatımızda bir şekilde tolere etmeye çalışıyoruz. Ama bende sinir tuttu bayağı. Evet, haklısın. Profesyonel yaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü o anda duygularımızla yaklaşırsak yapılması gerekenler evet. Aksıyor. Hı-hı. Kesinlikle işimizi karıştırmıyoruz duygularımızı. Herkesten de duyarlı olmasını bekliyoruz. Bir gün onlar için de bu ambulans sirenleri çalabilir. O yüzden teşekkür ediyorum. Saygı. Yani, saygı. Evet Aslan. Seni dinliyoruz. Hayatı bayram ediyoruz. Evet ama müziği bir kapat. Evet az önce de duyduğunuz gibi müziğimiz de çalıyor. Hayatı bayram edeceğiz. Son evet. Sözde evet, son sözleri toparlayalım. Ve lütfen diyelim. Haydi. Evet diyelim ama hayatı bayram edeceğiz ama hala müzik devam ediyor. Müzik sonra. Lütfen bizler için 7/24 7/24 uğraş veren yurt içinde asayişi sağlayan polislerimize jandarmamız yurdun huzurunu sağlamaya çalışıyor.
Siz sağlıkçılarımız, değerli sağlıkçılarımız, hayatımızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yani hemen rahatsızlandığımızda telefonla arıyoruz ve hemen geliyorsunuz. Telefonu kapatmadan geldi. Telefonu... O kadar yakın denk düştü ve geldi. Gerçekten. Evet, ben rahatsızlanmıştım hatırlıyorsam. Evet. Gelen ekibimiz de sizlerdiniz. Evet. Gelenler de sizlerdiniz. Ne kadar büyük bir tesadüf. Evet. Yani aradan yıllar geçti. Unutmadım işte. Evet, çok güzel. Ben unutmadım. Çok güzel. Ben de çok mutlu oldum tabii bunu duymuş oldum. Ben orada bayağı bir rahatsızlanmıştım. Okulda yani, rahatsızlanmıştım. Çok göstermesin. Güzel şekilde. Telefonu kapatmadan yakılmış. Valla kırdılar yerler, aldılar. Evet, sonra aldık eve gittik. Ben akşam yine kötü oldum. Evet. Hemen telefon kapanmadan da ekipler geldi. Evet. Geldiniz. Teşekkür ediyorum sizlere de. Hepimizin evine aynı şekilde geliyor. Evet, hepimizin evine. Ne aslan, gelecek programa kadar ne diyoruz? Gelecek programa kadar görüşmek üzere. O zaman hep beraber hayat bayram olsa diyelim de. Hayat bayram olsa diyelim. Hayat bayram olsa, zamanı tutulsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Önümde yanına inansa, birim olsa, hayat bayram olsa. Evet, o zaman ne diyelim, bir sonraki programa kadar hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ve bu hatırlatmayı tekrar yapayım. Hayatı bayram. Evet, hep beraber hayatı bayram edeceğiz. Ama nasıl? İşte bunlar. İşte böyle. Eyvallah. Birbirimize sarılarak. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Her şeyin başı sağlıktır. Evet. Lütfen evet. Sağlıkçılarımıza saygılı olun. Sağlıksız davranmayın. Evet. Güzel oldu. Program yapımcımıza, moderatörümüze, Aslan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onur Bey'e ve sevgili çalışma ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler de varsınız. Biz bir bütünüz, bir ailenin parçasıyız. Hepimizin görevleri farklı. Hepimiz görevimizde sağlıkla, huzurla devam edelim inşallah. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol. Evet, bunu kaptınız mı? Kaptık mı? Tabii. Merkez Tekirdağ 7 dinlemede. Tekirdağ 7, Hayrubolu yolu yardım ekle çıkış yapınız. Ayrıntı verecek. 112 Merkez Tekirdağ 7 anlaşıldı, tamam. Bilinci açık, bir yaralı bulunan araç trafik kazası, tamam. 112 Merkez Tekirdağ 7 anlaşıldı, tamam.